C4 artı C5'i istemiş. Cn de şurada verilmiş. Yani C yerine şu 4 yazarsak şurada n yerine C4'ü buluruz. Buradan şöyle C4 artı C5 eşittir diyebiliriz. 4 yazıyorum n'in yerine. Bu A4, şu B'ydi öteki. A4 artı B4 artı C5'i bulmak istiyorsak 5 yazacağız. A5 artı C5 olur. Şey B5, evet. Şurası B5 olacak. İkincisi B olduğu için. Şimdi 4 tane terim bulacağız. A4, B4, A5, B5. Şimdi yukarıda verilmiş tanımları. Bunlar parçalı fonksiyonlar. Yandaki kurallardan hangisine uyuyorsa sayı oradan hesap yapacağız. Ben şu yan tarafta hesaplamak istiyorum. A4'ten başlayalım. Yani şöyle diyeceğiz. Şu A dizisine bakacağız. N4 olursa bizim AN'imiz N4 olduğunda çift olduğu için AN'imiz N kare olur. Bu nedenle A4'ümüz 4'ün karesinden 16 olur. Demek ki A4'ümüz 16. Şimdi gelelim diğer A'lı ifadeye, A5'e. Orada da N yerine 5 yazacağız. M5 için. Şimdi M5 olduğu zaman A'nın dizimiz burada. 5 tek olduğu için birinci denklemi kullanmalıyız. 2 eksi n'i. Bizim a'nimiz 2 eksi n oluyor. N yerine 5 yazarsak a5 eşittir 2 eksi 5. Yani a5 eşittir eksi 3. Şunları şöyle yazacağız. A4 16, a5 de eksi 3. Şimdi gelelim b'lere. B4, b5'e. B4 için n'imiz 4 olacak. Bizim bn'imiz, B dizimizdeki n'imiz şu yanda verilmiş modüler aritmetik şeklinde veriliyor. Bu şu demek. N sayısı 3'e bölündüğünde 0 kalıyorsa bunu alacağız. 3'e bölününce 1 kalıyorsa bunu, 3'e bölününce 2 kalıyorsa bunu alacağız. 4 bizim n'imiz. 4'ü 3'e bölersek 1 kalır. Demek ki ikinci denklem kullanılacak. Yani 2n artı 1. Yazalım yerine. B4 eşittir 2 çarpı 4 artı 1. Buradan B4 eşittir 2 kere 4 8, 1 de burada 9. Demek ki B4'ümüz de 9'muş. Gelelim B5'e. N yerine 5 yazacağız. Bizim BN'imiz 5 yazdığımız zaman 5'i 3'e bölüyorduk. 5'i 3'e bölünce 2 kalır. Demek ki üçüncü denklemi kullanacağız. Yani BN'imiz eksi n artı 4 olacak. Yazalım 5'i. B5 eşittir eksi 5 artı 4. Buradan da bizim B5'imiz eksi 1 geliyor. Demek ki şunun değeri de eksi 1. Artık sonuca gelelim. 16 artı 9 eksi 3 eksi 1. Şunların toplamı eksi 4 yapıyor. 9'dan 4 çıkarırsak 5. 16 artı 5, o da 21 eder. Demek ki işlemin sonucu 21. Bakıyorum.